Yusuf elektriksel çekim kuvvetini kullanarak aşağıdaki gösterildiği gibi bir oyun kuruyor. Yusuf yüklü küreleri, üzerinde belirtilen yük cinsine göre her seferinde bir küre raydan ilerleyip filede duracak şekilde düzeneye bırakıyor. Fileye takılan küreler standta bulunan yükü bilmeyen küre ile elektriksel etkileşime giriyor. Etkileşim sonucunda standta bulunan küre 1 veya 2 numaralı hazneye düşüyor. Hazneye düşen küreler her seferinde hazneden alınıyor, standa tekrar konuluyor. Fileye takılan küreler de yeni küre atılmadan önce raydan alınıyor. Yusuf'un oynadığı oyun sırasında 5 tane 1 numaralı, 6 tane 2 numaralı hazneye küre düştüğü bilindiğine göre 1-2-3 ifadelerin hangisi yanlıştır? Standa bırakılan küre negatifse, standa bırakılan küre negatifse A bölmesinden 6 tane, B bölmesinden 2, C bölmesinden 3 küre bırakılmıştır. Evet, A bölmesinden 6 tane küre bırakılmışsa, 6 tane küre pozitif olacaktır. Bu durumda her birinde standın üstündeki küre birinci hazneye düşecektir. Fakat biz oyun sırasında 5 tane 1 numaralı hazneye top düştüğünü biliyoruz. Yani burada sayı 6 ve 6'dan fazla olacağı için birinci yargı yanlıştır. Standa bırakılan küre nötr ise, standa bırakılan küre nötrse eğer A bölmesinden 5, B bölmesinden 6, C bölmesinden hiç küre bırakılmamıştır olabilir diyor. Evet, bırakılan kürelerin yükü ne olursa olsun, artı veya eksi olsun, nötr cismi çekecekleri için her durumda standın üzerinde bulunan küre bir numaralı hazineye düşecektir. Bundan dolayı bu da verilen önermeyle doğru uyuşmamaktadır. İfade yanlıştır. Standa bırakılan küre pozitifse, standa bırakılan küre eğer pozitifse, A bölmesinden 6 tane, A bölmesinden 6 tane top bırakılırsa, bunlar standdaki topu ittireceği için, 6 tane top ikinci hazneye düşecektir. B bölmesinden 3 tane diyor, B bölmesinden 3 tane, ikisi negatif yüklü. Top gelirse bu da çekeceği için 3 tane birinci hazneye düşecek. Yine C bölmesinden, yani nötr geldiği zaman, nötr top, nötr küre diyelim, özür dilerim. Geldiği zaman bu da standın üstündeki küreyi çekeceği için bu da yine birinci hazneye düşecek 2 tane. 2 tane nötr top bırakılınca birinci hazinede toplam 5 tane, ikinci hazinede 6 tane top olacaktır. Yani bu oyunun skoruyla uyuşmaktadır. Bu ifade doğrudur. Cevabımız yanlışları soruyor bize 1-2 B seçeneğidir. Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldükten sonra iki parçadan oluşan küreye yaklaştırılıyor. Cam çubuk uzaklaştırılmadan yalıtkan ayaklarından ayrılan kürenin birinci parçası verilen nötr küreye dokunduruluyor. Buna göre işlemler sonunda birinci parça, ikinci parça ve nötr kürenin yük durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde cam çubuk pozitif yükle yüklenecektir. Cam çubuk küreye, iki parçadan oluşan küreye yaklaştırıldığında ise birinci parçada negatif yükler, ikinci parçada pozitif yükler olacaktır. Bunlar cam çubuk uzaklaştırılmadan yalıtkan ayaklarından ayrılırsa birinci parça negatif, ikinci parça pozitif olacaktır. Negatif olan birinci parça nötr küreye dokundurulmuştur. O zaman nötr kürenin son yükü de negatif olacaktır. Seçeneklere baktığımız zaman D seçeneğine bakıyoruz. İkinci parça nötr küreye dokundurulsaydı diyor, küre negatif yükle yüklenirdi. Hayır, bu ifade yanlıştır. İkinci parça pozitif yükle yüklü olduğu için nötr küreye dokundursaydı nötr küre de pozitif olacaktı. Cevabımız D seçeneğidir. Şimşek ve yıldırım olayları elektriklenmenin doğa olaylarındaki örnekleridir ve yük aktarımının gerçekleşme şekline göre adlandırılır. Bir öğrenci negatif yüklerin aktarımıyla gerçekleşen şimşek ve yıldırım olaylarını gösterebilmek için aşağıdaki görselleri çiziyor. Buna göre öğrencinin çizdiği görsellerde gösterilen şimşek ve yıldırım olaylarıyla ilgili olarak 1-2-3 yorumlardan hangileri yanlıştır? Yıldırım olayındaki yük aktarımı görsel 2 ve görsel 4'te doğru olarak gösterilmiştir. Yıldırım olayı yeryüzüyle bulut arasında gerçekleşir. Görsel 2'ye baktığımız zaman burada yük aktarımının pozitife negatife doğru olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Şimşek olayında yük aktarımı görsel 3 ve görsel 4'te doğru gösterilmiş. Şimşek olayı bulutlar arasında gerçekleşir. Görsel 3'e baktığımız zaman yine burada yük aktarımı yanlış olarak yapılmış. Negatif yüklerin aktarılması gerekirken pozitif yükleri aktarılmış. Bu ifade de yanlıştır. Görsellerin tümünde şimşek veya yıldırım olaylarındaki yük aktarımının en az bir yanlış gösterilmiştir diyor. Baktığımız zaman görsel 1'e şimşek olayı doğru,
Evet, Yıldırım olayı yanlış gösterilmiştir. Görsel 2'de Şimşek doğru. Yıldırım yanlış gösterilmiştir. Görsel 3'e baktığımız zaman burada Şimşek'in yanlış, Yıldırım'ın doğru olduğunu görüyoruz. Görsel 4'ü de yine Şimşek yanlış. Şimşek ve Yıldırım ikisi de yanlış olarak gösterilmiştir. Çünkü pozitif yükler aktarıldığı gösteriyor. Baktığımız zaman görsellerin her birinde en az bir tane yanlış olduğunu görüyoruz. Bu ifade doğrudur. Bize yanlışları soruyor. Cevabımız 1, 2, B seçeneğidir. Aynı yükte yüklü olan cisimler birbirlerine iterken zıt yüklü cisimler birbirini çeker. Nötr cisimler ise pozitif veya negatif yüklü cisimler çeker. Yük durumu bilinmeyen özdeş K cisminin M cismini, L cisminin N cismi ve K cismini çektiği bilinmektedir. Buna göre bu cisimlerin birbirleriyle etkileşimleri için yapılan 1-2-3 yorumların hangileri doğrudur? K ile N cismi zıt elektrik yükleriyle yüklüdür diyor. Baktığımız zaman L cismi hem N'yi hem K'yı çekmiştir. K ve N zıt elektrik yüklere sahip olamaz. Bu ifade yanlıştır. L cisminin yükü pozitifse, L pozitifse M cisminin yükü negatiftir. L pozitifse K negatif olacaktır birbirini çektiği için. K negatifse M pozitif veya nötr olmalıdır. Baktığımız zaman M cismi negatif olamaz. Bu ifade yanlıştır. M cisminin yükü pozitifse N cismi nötr olabilir diyor. M pozitifse K negatif, K negatifse L pozitif olacaktır. Pozitif olan N cismi N cismini çekip nötr olan N cismini çekebilir. Bu ifade doğrudur. Çünkü yüklü olan cisimler nötr cisimleri çekerler. Bize hangisi doğrudur diyor. Yalnız 3, B seçeneği. KLM özdeş cisimleri ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. KLM cisimleri yalıtkan iplerle bağlanarak birbirleriyle etkileşebilecek ve eşit mesafelere tavana asılarak serbest bırakılıyorlar. Buna göre KLM cisimlerin son durumdaki etkileşimleri aşağıdakilerin hangisinde gösterildiği gibi olabilir. K cismi nötr iken yün kumaşa sürtülerek K cismi nötr iken yün kumaşa sürtülerek elektriklenmiş bir plastik çubuk dokundurulmuştur diye. Yün kumaşa plastik çubuk dokundurulursa çubuk negatif yüklü olacaktır. Bu çubuk K cismine dokundurulmuşsa K cisminin yükü negatif olacaktır. L cismi ipek kumaşa sürtülerek elektriklenmiş camdan yapılmış bir cisimdir diyor. O zaman L cismi pozitif yüklü olacaktır. M cismi pozitif yüklü bir yüklü zaten bir cisimmiş. Bunu öyle vermişler. Şimdi baktığımız zaman K ve L birbirini çekerken L ve M birbirini itecektir. Bu A seçeneğini doğru olarak verilmiştir. K L birbirini çekip L ve M birbirini itmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Fırat KMN kürelerini kullanarak aşağıdaki deneyi yapıyor. Birinci aşama. Elektrik yükünün cinsi bilinmeyen K küresi bir dinamometre yardımıyla asılıyor. Elektrik yükü bilinmeyen M küresi K küresine yaklaştırılıyor ve iki kürenin etkileşimi bilinmiyor. İkinci aşama. M küresi pozitif yüklü N küresine dokundurulduktan sonra tekrar K küresine yaklaştırılıyor ve ipteki gerilme birinci aşamadakinden daha fazla oluyor. Buna göre KM kürelerinin birinci aşamadaki yükleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle yanlıştır? K küresinin nötrü, K küresinin nötrü M negatif yüklüdür diyor. Baktığımız zaman K küresinin nötrü M küresinin negatifse birbirini çekecektir bu iki küre. İkinci aşamada M küresi yani negatif yüklü M küresi pozitif yüklü N küresine dokunduğu zaman son yükü pozitif olabilir. Pozitif olursa yine ikisi birbirini çekeceğinden dolayı bu ikinci durumdaki dinamometre birinciye göre daha büyük yer. Yani ikincideki ip gerilimi birincidekinden daha fazla olabilir. Bu ifade doğrudur. Her iki kürede pozitif yükle yüklüdür diyor. Baktığımız zaman her iki kürede pozitif yükle yüklü olsun. Burada birbirini iteceklerdir. İtme kuvveti uygulayacaklar. Daha sonra pozitif yüklü M küresi pozitif yüklü N küresine dokundurduğu zaman yük miktarı eğer M küresinin daha fazlaysa burada M küresinin son durumda yük miktarı daha azalacağı için ilk duruma göre daha az bir itme kuvveti uygulayacağından dolayı ikinci durumdaki yine duruma göre dinamometre daha büyük bir rakam gösterecektir. Bu ifade de doğrudur. C seçeneğine geldiğimiz zaman her iki kürede negatif yükle yüklüdür diyor. Burada birbirini yine itme kuvveti uygulayacaklar. Daha sonra negatif yüklü M küresi N küresine pozitif yüklü N küresine dokundurulduğu zaman son yükü pozitif olabilir.
son yükü pozitif olduğu zaman hep burada birbirine itme uygularken burada çekme uygulayacaklar için yine burada dinamometre daha büyük bir rakamı gösterecektir. Evet, D seçeneğine geldiğimizde ise evet, K küresi pozitif, M küresi nötrdür diyor. Evet, bu durumda yine birbirlerini çekme uygulayacaklardır. İkinci durumda nötr M küresi pozitif N küresine dokundurulduğu zaman evet pozitif yüklü olacaktır. Yani K ve M pozitif olduğu için birbirlerini itme uygulayacaklar. Yani ilk durumda çekerken ikinci durumda birbirlerini itecekleri için o zaman bir nolu dinamometrenin göstereceği rakam iki nolu dinamometrenin daha fazla olacaktır. Yani evet, D seçeneği kesinlikle yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Yeni nesil davlumbazların yapısına elektrikle yüklenmiş filtreler kullanılarak ocaktan çıkan yağ, koku ve benzeri maddeler elektriksel çekim kuvveti kullanılarak filtrelere toplanır ve davlumbazdan temiz hava dışarı çıkar. Davlumbazlardaki elektrostatik filtrenin çalışma prensibi şöyledir. Büyük parçacıklar ilk filtreyle bloke edilir, kalan parçacıklar pozitif yükle yüklenir. Yüklü parçacıklar zıt yüklenmiş birbirine paralel plakalardan geçer. Burada toplanarak kalan parçacıklardan arındırılır ve son filtreden geçen temiz hava tekrar havaya verilir. Buna göre davlumbazların yapısında bulunan bu sistemle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Birbirine paralel plakalar pozitif yüklü olsaydı parçacıklar yine arındırılabilir diyor. Evet, burada birbirine paralel plakaları görüyoruz. 3 tanesi negatif yüklü, 2 tanesi pozitif yüklüdür. Eğer bunlar artı ile yüklü olsaydılar, o zaman artı yüklü tanecikleri çekmeyecek, iteceklerdi. Böylece artı tanecikleri buradan geçeceklerdi. Yani arındırılma gerçekleşmeyecekti. Pozitif yüklü plakaların nötr olması durumunda pozitif yüklü parçacıklar elektriklenmeden son filtreye ulaşıyordu. Hayır, bu ifade yanlıştır çünkü bu yükler daha önceki filtrede elektriklenmiştir buraya gelmeden önce. Bundan dolayı elektrikleme daha önce gerçekleştiği için bu ifade yanlıştır. Yüklü parçacıklar pozitif yüklü plakalar tarafından itilirken negatif yüklü olanlar tarafından çekilir. Evet, burada pozitif taneciler geçerken pozitif plakalar tarafından itilecek, negatifler tarafından çekilecektir. Bu ifade doğrudur. Parçacıkların yüksüz olması durumunda hiç temizleme işlemi gerçekleşmezdi. Evet, eğer nötr olsaydı hayır, yine artı ve eksiler tarafından çekilecekti. Yani temizleme işlemi yine gerçekleşecekti. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir.